çok severken. Yani insan aşık alınca öyle tabii, artarak çoğaldığını düşünüyorum açıkçası. Nereden çıktı bu ihanet iddiası? Aldatma mı? Sadece dostça sarılma mı? Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen bu görüntüleri ne ifade ediyor? Evet, kız arkadaşımı aldattım. Onu haberi çıkarttığını soracaksınız. İyi akşamlar. Son dönemin en gözde çiftlerinden biri onlar. Fatih Harbiye dizisindeki rol arkadaşlıklarıyla başladı aşkları. Senin kalbin durursa benimki atar mı sanıyorsun Neriman? Neriman'ın vurulmasıyla en ufak bir ilgim yok. Gönlünde macit varsa söküp at onu kızım. Ben kızınızı seviyorum. Dizi aşkı gerçeğe dönüştü kısa sürede. Birlikte olmaya başladıklarında renkli dünyanın en sevimli çiftlerinden biri oldular. 2016 yılında evlendiler. Herkes onların eğlenceli düğününü ve düğün danslarını konuştu. Yüzlerinden mutluluk akıyordu düğünlerinde. Sonrasında bu mutluluk süreci hep devam etti. Magazin kameraları onları görüntülediklerinde birbirlerine olan aşk dolu bakışlarıyla gündem oldular. Röportaj yayınlandıktan sonra birbirlerinizin bakışlarınıza bakmanızı istiyorum. Bu röportajı özellikle izleyin. Gerçekten. Olur. Bayağı maşallah. Eyvallah. Sizin için istedim o röportajları. Çok teşekkür ederim. Neslihan Hanım'ın her konuşumda her kelimesinin baştan sonuna kadar Beslan Hanım'a öyle bir bakışınız var ki. Masalsı bir romantizm yaşıyordu. Özellikle Kadir Doğulu. Benim varoluş sebebim ve hedefim de o zaten. Çünkü onun o içinde yanını, o arzu ettiği ve göstermeye çalıştığı benim hayat gayelem oldu. O yüzden bunlar umarım herkes tarafından bahşediyorum. Ne oldu, neden çıkıyorsun? Daha fazla olmaz. Ateş parçası olmaz. Katıldıkları gecelerde aşklarından söz etmekten başka konu konuşamaz olmuşlardı. Yani insan aşık alınca öyle tabii, artarak çoğaldığını düşünüyorum açıkçası. Aynı kalmıyor bence, dönüşüyor ve aynı zamanda artarak çoğalıyor. Ama bu aşka zaman zaman ihanet iddialarının gölgesi düştü. Kadir Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk'le beraber olduğu iddiası gündeme gelmişti zamanında. Son olarak Kadir Bey, Serra Hanım'ın haberleri. Allah yardımcısı olsun o haberi çıkartanın yani. Onu haberi çıkartana soracaksınız. İyi akşamlar. Kadir Doğulu'nun adı daha önceki ilişkilerinde de ihanetle anılmıştı. Katıldığı bir programda eski aşklarını aldattığını bakın nasıl açıklıyordu. Maalesef hiç övündüğüm taraflarım değil. Evet, kız arkadaşımı aldattım. Ama o zaman da kendimi aldattım. Kız arkadaşımı aldattım. Çünkü yanlış biliyorum. Bir süredir beraber görünmüyordu ünlü çift. Aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Kadir Doğulu'nun 19 Nisan'daki doğum gününde Neslihan Atagül'ün hiç paylaşım yapmaması kafaları karıştırmıştı. Şey oldu, biz gayet iyiyiz. Sadece bunu söylemek için açmıştık. Ve geçen hafta Çeşme'den yansıdı bu görüntüler. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde Kadir Doğulu'nun bir kadınla yakınlaştığı iddia ediliyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ortalık karıştı. Birbirine deliler gibi aşık çiftin evliliğinin ihanet yüzünden biteceği iddia edildi. Bu görüntülere ilk yorum Kadir Doğulu'dan geldi. Doğulu görüntüler için bakın ne diyordu. Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamanın ardından çiftin ne yapacağı merak konusuydu. Olaydan birkaç gün sonra bu fotoğraf ortaya çıktı. Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül'ün olduğu iddia edilen kare Kadıköy'de çekildi.
Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül'ün ortaya çıkan son görüntüsü havalimanından. Çift Azerbaycan'a giderken el ele fotoğraflandı. Bu kare boşanma iddialarını rafa kaldırdı.